taşlarla öteyi kazılmış mezarın aldım kapıyı. Ecel fermen bekler, açtım kapıyı. Ecel kapısında durmuş gibi. Abuttur ey felek, nedir bu eze? Bir şad olacaktım, vermedin bize. El aldı atımı, çıkardı düze. Dalbacak yollarda yorulan benim. Bu dünyada var mı bir şeyi? Kurmuş atmıyor, beresi çayı. Dertli sen derdimi sorarım dayı. Dertliden derdimi sormuş gibi. Demişler, Hacer Öcülü'nü yalga çık demişler. Aldı demişler. Gelmiş demiş, ne diyeyim demiş. Demiş vallahi çoktan beri cüllük edeyim demiş. Geldi, evi sırtındadı. He. Her yıl gezerdi yani. Yani sen yemedinse kardeşin yedi. Kardeşin derse emin oğlun. Emin oğlun derse aşiretten. Abud İsmail iyi adamdı. Bes işte anası ölmüş, babası ölmüş. Kendi evsizlikle büyümüş. Sonradan şeye gittik, Pamuk'a gittik. Orada yana çiftedeydi. 12 yıl Yamacı'ya geldik. Yamacı'ya geldik, bir sene oturduk. Dayım geldi, bize Halep eletti. Halep'te orada boru işledik. Tek kızıyım, iki kardeş, bir bacı kaldık. Türkiye'de yaşamış, ben onda yoktum. Geldi, evi sırtındaydı. Her yeri gezerdi yani. Mülkü yoktu ya, mülkü olmaya gezerdi. Orada burada çalışırdı, sonra Halep'e göçtü. O yaşardı, sonra boru ederdi, Halep'e gitti. Evveli Kilecik'te oturdu. Gaziantep'te, Kilecik'te. Onlar iyi bilirler, Alevi sürene gidiydi gençken. Sonra buraya geldi, namaz kılmaya başladı geri. Bu demin babamla kendim oğlu. Güler yüzlü şey derdi yani, şakıyı severdi. Bir gün bir parça et, o zaman da zaten biraz fakirlik var ya, bir parça et neredense getirmiş, içeri olmuş, selle melle vardı bu şeyden ölme. Mühim, kedi içeri girmiş, bu eti yemiş. Kar bu eline bir taktı, değnek de şöyle, ucunda da şöyle mıhlar var. Ha? Bu kedi kapıyı da örter, köşeye kısalar. Bunu neren arayın, neren arayın? Kedi bağırıydı nasıl? Ne bağırıyın dedi? Yani sen yemedinse kardeşin yedi. Kardeşin derse emin oğlu. Emin oğlun derse aşiretten. Şaka eder de incitmezdi adamı, yok. Halep'te geldik, ben halıda okurdum. Sonradan haliyle terk edim, kendilerine boru çalışmaya başladık. Yaşadık dedik, sonradan hali güzel oldu. İlkin biraz acı, darlık çekmiş ama sonradan hali güzel oldu. Yoksulluk çekmiş, yoksulluk çekmiş. Evsizlikle büyümüş, yoksulluk çekmiş. Kardeşinle geldiğini Nabgal Ahmet uşağınla mektebe koydu Türkiye'ye. Muallim ne şey derse onu hapsederdi. Gözleri küçüktü. Kör abut demeleri gözü kör değildi. Bes gözleri küçük küçüktü yana. Onun ucun kör abut derler. Kör değildi kendi. Kendi kör abut derler kendi. Acı biraz uşakken şeymiş. Çeletmiş. Gitmiş çalı kırmış. Çalı kırınca gözüne çalı batmış. Çalınla oynamış. Gözüne çalı batmış. Göz özürlenmiş. Yoksa ses gözünde bir şey yoktırmış. Onun için kör abutu kalmış adam. Havayette bir tane varmış abutmuş. Demiş adımızı şaşırıyorlar demiş. Ben kör abut olayım demiş. Sen de çebiş abut ol demiş. Ona çebiş abut derlermiş. Kendine de kör abut derlermiş. Evveli koy yaşardı. Sonra baktığına koy yorgunluk, katar. Boruculuk örgendi. Soba borusunun diniye kollar. Bağı bahçesi tarlası yoktur. Hiçbir şey yoktur. Köylerde bir şey yoktur. Bu geçtiği vakitlerde hali güzel olmuş, düzgün olmuş. Sonradan geri zayıfleşmiş. Saz çalardı, çalardı. Sonradan babamın dayısı oğlu yanına gitmiş. Orada baba hoca varmış. Baba hocaya söylemiş babamın dayısı oğlu. Demiş, ya demiş bu adam demiş, çalışıyor çalışıyor demiş. Karnı ekmeğe doymuyor demiş, daima fukara demiş. Namaz kılıyor mu demiş, demiş yok. Namaz nereden kılıyor demiş, bile demiş, içki içki demiş. Ondan kör terk edi. İçkiyi de terk edi, şeye başladı, namaza başladı. Damdara çalardı, güzel damdara çalardı, benim aklım yeter. Onu da terk edi. Ben duymadım, hiç türkü söylediğini duymadım. Bir gün demiş ki ne? Etme katıra tumar, dört nalını döşüne yanar. İki başı bozuk,
bir başı himar, uzun yoldanı çek gitgeni demiş. Kendimi dostlara etmiştim fida, intikam tanrısı değil mi huda? İşler bozulacak yol gede gede, ariflere ibret gör lan benim. Bir gün harbe gitmiş, oğlu kendine humus getirmiş yemeğe, uftara. Oğlum bu ne demiş? Bu humus baba demiş. Lan sen köyde nohuttun, buraya geldin humus oldun. Senin müşterin de yüz demiş. Acayip ödediler buraya geldi. Bize köye geldi, yağmacıda yıktı. Geldi ben de uşağım, cırlıkları güdeyim. Geldi demiş bana bir cırlık demiş. Tutmuş cırlığı, demişler hacar o cırlığı yalgaçı demişler. Aldı demişler. Gelmiş demiş, ne diyeyim demiş. Demiş vallahi çoktan beri cırlık eti yemeyeyim demiş. Şu cırlığı el atıp demiş etini yiyeceğim demiş. Demiş bırak o cırlığı demiş yok bırakmam demiş. El atıp etini yiyeceğim demiş. E demiş git demiş. Dedim diye bu cırlık el etti dedim diye. Şimdi 50 koyunu var dedim diye. 50 mi 100? Bir koyun salar var dedim diye yerine dedim diye. Baktım diye bir hafta sonra diye aptal kadırına diye geri salmıştı. Baktım diye zayıflaşmıştı. Onun üstüne bir desten yazmıştı. Abuttur ey felek nedir bu ese? Yani uşağa şey çıkmadı kendine çalışın. Bir şad olacak gün vermedin bize. El aldı atımı çıkardı düze. Dal bacak yollarda yorulan benim, beni sıkıştırmaklarım. Kuy açmış parasını vermemişler. Karnı büyük maşallah derdi, katır kızlar inşallah böyle bir şey bir desten düzdürmüştü nabgallara. Parasını vermemişler, ona kere genere bir desten düzdürmüştü. Antep'te hapis oldu, kaçakçılık etti bir katra. Orada da tutuldu. Tutuldu da 6 ay hüküm verdiler genere. 14 lisanda tutulmuşlar, SS. Ermeni kilisesiymiş. Ermeniler de gittikten geri hapsetmişler. Kiliseye girdim, 14'ten insan. İçeriye girdim, dop dolu insan. Zavallı koluna hak etsin ihsan. Kopuklar yurdumu Çanlı kilise. Kilisenin taşı ağlı karalı. 6 aya kadar olduk buralı. Gönlümüz haraba, kalbim yaralı. Kopuklar yurdumu Çanlı kilise. Sütlüye çağırır kilisli Mehmet. Sada baş arkası zannetme hürmet. Müezzin mi oldun babana rahmet. Yoksa dağ başında bir avcı mısın? Erken uyarırsın sesinle bize. Buyukları düşük hem eşki yüzü. Sanarım ceylana kuvarmış tazı. Bereni çöllerde bir avcı mısın? Emmim Mustafa emmim. Bura gelmiş acep yüzbaşı mı dediler, onbaşı mı dediler bilmem burada şey dermiş yani. Ona geri verem hastalığına düşmüş. Mustafa kardeşim, Mustafa emmim. Gelmiş bura hastalığa tutulmuş ne bileyim. Askerliğini de etmiş ona geri de yüzbaşı mı acep onbaşı mı söylediler aklımda kalmadı. Yaşamış ona geri de burada ölmüş. Kulecik'te otururlarmış evveli babam gel. Anam söylerdi Kulecik'te otururlar dedi, oturduk dedi. Uşağı yetişti, baktı fayda etmi, uşağı yanı çalışıp da kendini şey etmi, kendi işliği uşağı. Ondan sonra yardı, derdinden her şey yazdı. Atmadım tarihini, Halep'te öldü çünkü. Evet değerli izleyenler, Uluların İzinde programının ikinci bölümüyle bu hafta Havayük Köyü'ndeyiz. Havayük Köyü'nde Abut İsmail'in mezarı başındayız. Abut İsmail yöremizin önemli şairlerinden değerli bir şairdi. Abut İsmail'i sizlere tanıtmak istedik. Abut İsmail bu köyde doğmuş, bu köyde büyümüş. Bir dönem Gaziantep'te yaşamış. Gaziantep'te askere gitmiş ve gözlerindeki engelinden dolayı terhis edilmiş. Bir dönem kaçakçılık yapmış, hapse girmiş. Hapisten çıktıktan sonra temelli olarak Suriye'ye gelmiş ve kendi köyüne yerleşmiş. Burada kuyu eşmeye başlamış ve kuyu inşaatını da çalışmış bir dönem. Daha sonra soba boruları yapmış, beton boruculuk yapmış. Daha sonra Halep'e çocuklarının yanına yerleşmiş ve orada vefat etmiş. Vefat edince kendi köyüne, Havayük Köyü'ne defnetmişler. Abut İsmail'in önemli şiirleri var, çok güzel şiirleri var. İstedik ki bu bölümde sizlere Abut İsmail'i anlatalım. Birinci bölümde Hacı Hoca'yı anlatmıştık. Bu bölümde de Abut İsmail'i anlatalım istedik. Abut İsmail dediğim gibi önemli bir şairdi. Abut İsmail'i
Şair'in önemli şiirlerinden iki dizeyi de zaten mezarına yazdırmıştık. Burada yazıyor değerli izleyenler. Ecel gelir götürürler evimden. Ayrılırım dost akraba kavumdan. Suçlu gibi kovulurum köyümden. Gel deseler geri dönüp gelemem demişti. Bu şiirin devamında şunu diyor değerli izleyenler. Gelen gider mutlak olur oraya. Dizilmişler ben de girdim sıraya. Kimse sormaz yolculuğun nereye. Son durakta ne sorarlar bile. Bir gün olur safiyete katarlar. Tez götürün diye baştan atarlar. Üç Fatiha bir Yasin'e satarlar. Beş arşın bez başka bir şey alamam. Kuru meyve gibi daldan düşerim. Yeri derler yeriyemem koşarım. Baykuş gibi ufuklardan aşarım. Bir günde kal derler derim kalamam. Abbut koşar kendi kendin yorarak. Ebediyet yollarını sorarak. Yalvarırım Hakk'a boyun vurarak. Elhamdülillah başka bir şey diyemem. Diye bu şekilde ölümden bahsetmişti Abbut İsmail. Bugün de gördüğünüz gibi toprak oldu. Bizler de onu yad etmek için mezarı başında bu bölümü sizlere aktarmaya çalıştık. Ve burada bu şiirini sizlere seslendirdik. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun mezarı Ahmet Asitan amcanın çocukları yaptırdı. Allah razı olsun onlardan da. Biz mezarı bulduk. Ondan sonra onlar da mezarı yaptırdılar. Geçen hafta geldik, çekimlerimizi yaptık. Şimdi de mezar yapıldı. Mezar yapıldıktan sonra tekrar Havayi Köyü'ne geldik. Buna benzer şairlerimiz, ulularımız, büyüklerimizin programlarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere takipte kalın. Uluların izinde ikinci bölümüyle Havayi Köyü'nden Abbut İsmail'in mezarı başından sizlere seslendik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.